Merhaba arkadaşlar, bir bayrama bitirdik, Cumartesi günü karşınızdayım, İnşallah her şey yolundadır sizler için de, kafanız toplamışsınızdır, iyi bir dinlenme geçirmişsinizdir e, ve bu dinlenme sizi daha başarılı kılar inşallah. Öncelikle bu hafta tabii arka arkasına birçok olay yaşandı, çok hızlı böyle bir beyin fırtınası beraber yapalım istiyorum tek bir konu üzerinde odaklanmayacağım. Çünkü bir tarafta Afganistan, bir tarafta DDH'a indirilen zırhlı araçların miktarı, bir tarafta MIUS varken, Azerbaycan sınırında çatışmanın artık sinyalleri gittikçe artarken ve yine ordu seviyesinde, Genelkurmay Başkanlığı seviyesi Azerbaycan'da bazı değişiklikler olmuşken bunların her birini beni birer birer yorumlamak lazım geldiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, öncelikle Miyus'tan başlayalım. Yani e, e, muharip insansız savaş uçağı projesinden başlayalım. E, bu projeyi e, doğru anlatmak için kullanılacak tabir Türkiye'nin insansız savaş uçağı, insansız savaş sistemleri konusunda gelebileceği son noktadan bir öncesi diyebilirim. Yani bunun bir sonrası zaten süpersonik hızlara çıkan uçaklar. insansız savaş uçaklarından bahsediyorum. Bu nedenle eğer bu aşamaya 2023 yılında gelebilirse Bayrak, Baykar ve Bayraktar ailesi e, müthiş bir iş başaracaklardır. Önünde bu işi e, engellemek için de müthiş bir şekilde de baskı oluşturacaklarına eminim. Yani bu proje aynı terörle mücadele konusunda olduğu gibi önemli bir proje arkadaşlar. Yani terörle mücadele konusunda hatırlarsanız SİHA'ların devreye girmesiyle beraber sahada çok başarılı olan kara birlikleri e, ekstra olarak bir güç kazandı, kuvvet çarpanı kazandı. Ve bu kuvvet çarpanı ile beraber ister sınır ötesi ister sınır içindeki operasyonlarını e, dünyada belki örnek olacak bir noktaya getirdi. Bu insansız e, muharip savaş uçağı bu nedenle konvasyonel savaş konusunda Bizim yaptığımız önemli atılımlardan bir tanesi. Hiç küçüm, küçümsemeyin. Yani bazı arkadaşlar çünkü şöyle bir aşamaya gittiğini düşünüyorum. Yani nedir arkadaşlar? Yani büyütüyorsunuz, dünyada bunun örnekleri var gibi konulara girebilirsiniz. Ya Arkadaşlar sihaların da örnekleri vardı. SİHA'lar da başka ülkeler tarafından kullanılıyordu. Ama doğru kullanma, yerinde kullanma, doğru doktrin belirleme gibi konular birçok şeyin önünü açtı. Peki nasıl engellemelerle karşılaşabiliriz? Buradaki en önemli konu hepinizin malumu bu bir eğer milli uçak olacaksa yani daha doğrusu milli insansız savaş uçağı olacaksa tabi jet motoru çok önemli. Bu jet motoru 2023'te hayata geçecekse hazır bir paket almak zorundasınız. Bunun Amerika 5 deneme diğerlerine alma şansımız olmadığına göre, şu andaki tek satıcı pozisyonda gözüken ülke Ukrayna. Ukrayna'da e, işleri değiştirmeye çalışabilirler, Ülke Ukrayna'da birçok konuda baskı yapmaya çalışabilirler ve bu motorun e, gelmesini engellemeye çalışabilirler. Bu önemli. Peki ikinci engelleyebilecekleri konu nedir? E, başka yok. Açıkçası ne söyleyeyim başka yok ne olabilir diye düşünüyorsunuz ben söyleyeyim ikincisi bu sefer teknik olarak değil Türkiye'yi karıştırma Türkiye'de bazı savunma sanayinde dengeleri bozacak hamleler yapma dışarıdan Türkiye'yi manipüle edecek bazı haberler yayma gibi opsiyonları kullanabilirler. Bu aile üzerine de olabilir yani Baykar Bayraktar ailesi üzerine de olabilir savunma sanayi içinde e, büyük karışıklık çıkartmak isteyecek olan kişiler de olabilir. Bu kadar mı önemli diyeceksiniz? Evet arkadaşlar, bu e, proje bu kadar önemli. TB2'lerden önce sihalar konusunda e, konuştuğumuzda, e, o günkü söylediğimiz kelimeleri e, bazen çok büyüttüğümüzü, arkadaşlar çok büyütüyorsunuz yani, bu kadar büyük bir kuvvet çarpanından ister konvansiyonel ve diğerlerinden bu kadar bahsedemezsiniz. Dünyada örnekleri var diyen arkadaşlar neredeyse bugün aynı itirazları yapıyorlar. Görüyorum yani hiçbir şey insanlı savaş uçaklarının yerini alamaz. Evet insanlı savaş uçaklarının yerini alamaz ama insanlı savaş uçaklarının yapacağı görevlerin bir kısmını alabilirler ve insanlı savaş uçaklarına müthiş bir e, katma değer verebilirler. Bu nedenle önemli. Bir ara geçiş döneminden geçiyoruz arkadaşlar. Milli muharip uçağın hayata geçmesi 2025'lerden sonra olacak. Tam anlamıyla kullanmamız belki 2027 2030 olacak. Bu ara geçiş döneminde Türkiye'nin dışarıdan satın alma opsiyonları çok şey değil. Fazla değil. Kendimize göre çözümler bulmak zorundayız. Bunu isterseniz çok maksatlı çıkartma gemisi için düşünün. İsterseniz başka türlü operasyonel faaliyetler için düşünün. Biliyorsunuz F-35 vermeyince e, Anadolu gemisi bir anda ne olacağı konusu tartışıldı. Evet şimdi e, ona uygun model yaratmaya çalışıyoruz. Bir Siha gemisine e, Sihalar'dan işte milli e, şey muharip insansız savaş uçaklarının kullanılabileceği bir konsepte doğru dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu dönüştürme tamamı aslında e, ara formüller arkadaşlar. Ama milli muharip uçak insansız savaş uçağı ve milli muharip uçak Türkiye'nin başarmak zorunda olduğu bir konu arkadaşlar. Bu öyle e, ihmal edilebilecek bir e, konu değil. Bu neden önemsiyorum. Önemsediğim kadar da e, eğer rakibimizi tanıyorsak, rakiplerimizi tanıyorsak, metotlarınızı biliyorsak ve nasıl e, bel altı vurduklarını biliyorsak bunlarla ilgili de her türlü e, habere, e, konuya, ve içeriye de hazır olun diyeyim ben size. Çünkü o kadar artık kolay ki e, sesi manipüle etmek, artık ek, e, döküman hazırlamak, imza taklidi yapmak. Hani bunu ayıt etmeniz için e, artık çok profesyonel ekiplere ihtiyacınız var. Zaten onu e, ayıklayana kadar da Üsküdar'dan Üsküdar'a <laughs> Üsküdar varan varmış oluyor. Yani sizin benim e, artık bu konularda çok fazla itiraz etme şansımız kalmıyor. Ben baştan söyleyeyim. Milli Muharip Uçak ile beraber Milli insansız Savaş Uçağı denklem bozucu hamledir. S-400'den, S-500'den ne diyorsanız deyin. Her şeyden çok daha önemlidir. Ve bu projelerin engellenmesi için de her türlü opsiyonu yapacaklardır arkadaşlar. Bu kadar ne söyleyeyim size. Peki. Gelelim şu dede dağaçı. Dede neler oluyor diye soran arkadaşlarım var. Vallahi şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar, Gemin arkadaşlardan bir tanesi beni aradı. Dedi ki, ya üstad işte buraya indirilenler aslında Orta Doğu'ya gönderilecekmiş. Orta Doğu'ya gitmeden önce Dede Ağaç'a getirilmiş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Bu şekilde yanaştırma diye bir hamle yok arkadaşlar. Yani ben bir yere getireyim, yığayım daha sonra oradan da öbür tarafa nakledeyim diye bir operasyon düşünemezsiniz. Yani bu işin lojistiğini yapmak istiyorsanız bir seferde yaparsınız. Irak'a mı götüreceksiniz? Irak'a yanaştırırsınız Basra'dan. Suriye'ye mi götürmek istiyorsunuz? Ürdün'e. Suriye'nin içerisindeki doğru belli belli noktalara. Oralara götürürsünüz ve indirirsiniz. Yani indir bindir bir e, askeri lojistik olmaz arkadaşlar. Çünkü konuşulanlara baktığınızda e, buraya da geçici buradan Orta Doğu'ya gidecek. Lojistik mantığına uymuyor. Ben o yüzden itiraz ediyorum. İki. Arkadaşlar niye dedi aç? Niye bu kadar bizim dibimize yakın? Niye başka bir O zaman eğer aktarılacaksa Girit'e yaklaştır. Daha kolay ikmal. Girit'e indir, Girit'te muhafaza et, oradan al, istediğin yere, Ortadoğu'ya, Libya'ya, Afrika'ya, nereye götürmek istiyorsan götür. Dede Ağaç gibi hemen sınırımızın dibinde 40 km mesafede bir yere bin tane zırhlı araç niye getiriyorsunuz arkadaşlar? Ee, diye bilenler olabilir. Ee, Rusya'nın hamlelerine hazırlık yapılıyor. Makedonya'da e, hazırlık yapılıyor. Yani Makedonya üzerinden hazırlık yapılıyor. E o zaman Polonya'ya gönderin. Yani e, daha önce e, trenlerle Polonya'ya gönderildi. Balt'a gönderin. Baltık üzerinden getirin. Neden? Dedaç üzerinden getiriyorsunuz. Yani e, bu coğrafyada Rusya bir hamle yaparsa en fazla tank birliğinin olduğu yer Trakya'daki bizim birliklerimiz ve Yunanistan'ın birlikleri. İkisinin de konuşlanmasına baktığınızda e, en modern e, silah sistemlerini Trakya'da tutuyorlar. O zaman burasının ekstra bir korunmaya ihtiyacı yok. Korunmaya ihtiyacı olan yer neresi? Oraya gönderirsiniz. Burada bir tuhaflık var arkadaşlar. Ben o tuhaflığı kenara koyayım. Hiç adını şimdi söylemeyeyim. Adını koymayayım. E, komple teorisyenlere bırakayım bu işi. Çünkü e, bana aklıma yatmayan e, içerisinde tehlikeli manevralar, kısa e, kısa paslaşmalar bunlar. Yani içeriği askeri taktik, lojistik anlamda e, bana benim şeyime uymuyor. Bildiğim e, doktrinlere uymuyor. Eğer başka bir doktrin varsa inşallah görürüz. Bir tuzak mı? Allah e, geçmişte yaşadığımız birçok örnek var. E, Türkiye Cumhuriyeti evet her türlü olaya hazırlıklıdır e, diyelim ve devam edelim. Dediğim konusu böyle. E, yine arkadaşlar Afganistan konusu. Ee, çoklukla bana e, sormuşsunuz e, birçok yerde. Ben daha önce Afganistan'la ilgili bir tane e, video çektim biliyorsunuz. Ve bu konudaki e, çekincemi söyledim. E, çekincem şuydu. E, Afganistan'da bir çatışmanın parçası olarak Afganistan'da kalamazsınız. Yani bunu test eden e, birçok ülke oldu. E, Afganistan için, coğrafyası için e, kral yiyen e, ülke derler, kral e, deviren ülke derler. Bu böyle bir ülke ve e, bu yalnızca son dönemde Rusya, o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, şimdi Amerika gibi testlerden bahsetmiyorum. Coğrafyanın, tarihin başladığı andan itibaren Afganistan e, çok daha e, kontrol edilebilen bir alan olmadığını e, söyleyelim. Bu kadar dar kanyonların, bu kadar yüksek irtifanın olan her yer zaten kontrol anlamında çok zordur. Eğer halkı, bölgedeki yaşayanlar savaşmayı ekstra olarak biliyorlarsa onları kontrol altına almak da çok da zordur. Ki Afganistan dediğimizde bir ulustan bahsetmiyoruz. Birbirinden farklı topluluklardan bahsediyoruz, aşiretlerden bahsediyoruz, etnik ve dini yapılardan bahsediyoruz. Zaman zaman işte konuşuyoruz hani işte Müslüman bir ülke diyoruz. Evet Müslüman bir ülke ama yorumlar olarak baktığınızda belki birçok ülkenin yorumlamada zorlandığı, uygulamaların yaşandığı bir ülkeden bahsediyoruz. O yüzden de hani ortak noktamız budur diyebileceğimiz bir ana veri yok. Yani küçük gruplar içerisinde diyebilirsiniz ki evet bunlar bize daha yakın. Ama tamamı için e, bu kavramı söylemek Afganistan için biraz hayalperestlik olur. Peki Afganistan'da nasıl bulunabiliriz? Afganistan'da tarafların e, içinde bulunduğu bir uzlaşıyla bulunabiliriz. Bu uzlaşı bir geçiş dönemi olabilir. Ve bu geçiş döneminde e, bir silahlı çatışmanın parçası değil. Tam tersine iki tarafı uzlaştıracak zaman zaman ara formüllerle birbirinin üzerine gitmeyecekleri bir dönemi yaratarak yapabiliriz. Yani o bizim yumuşak gücümüzü en iyi kullanabileceğimiz alanlardan bir tanesi Afganistan'sa yapabiliriz. Yoksa Afganistan sert gücün denenebileceği bir alan değil arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarım şey yazmış. Yani Libya'da başardık. Ee, işte e, Suriye'de başardık. Irak'ta başarıyoruz. Azerbaycan'da başardık. Burası niye? Burası öyle bir yer değil arkadaşlar. Yani elma ve armut gibi hani örnek vardır ya, elma ile armutu karıştırmayın. Burası elma ve armutun karıştırılacağı bir yerde değil. Yani birisi ağaçta yetişiyorsa diğeri toprakta yetişiyor. Yani birisi elma ise öbürü karpuz değil. Yani birbiriyle hiç alakası olmayan iki türden e, bahsediyoruz. Büyüklük, çap, yetişme tarzı her şeyleri birbirinden farklı. Afganistan örneği bir Libya öyleyle e, karşılaştırılamayacak kadar zor. Bir e, Peki daha önce yine arkadaşlarımızdan bir kısmı bana şu soruyu sormuş. Yani hibrit savaşına çok önemli e, katmanlar e, elde ettik. İşte bölgede daha önce de e, beraber çalıştığımız Raşist dostum gibi işte Özbeklerden, Taciklerden, Türkmenlerden, e, Türk boylarından gelenler var. Onlarla tekrar beraber ortak çalışabilir miyiz? Evet çalışabilirsiniz arkadaşlar ama burası Kabil değil. Eğer kuzey eyaletlerinde bir e, iş yapmayı düşünüyorsanız, mezarı ı Şerif'te bir şey yapmayı düşünüyorsanız siz de aynı fikirdeyim. Ama Kabil böyle bir alan değil. Çünkü Kabil, e, Taliban'ın kendisine güç devşirmek için almak isteyeceği ilk yer. Yani hükümet merkezi, e, otoritenin olduğu yer ve mutlak hakimiyet almak istiyorsa, ilk yapacağı işten bir tanesi Kabil'i düşürerek almak. Yoksa e, iki başlı sistem devam edecek yani herkesin tanıdığı hükümetle Taliban devam edecek bunu Taliban ister mi belki bir müddet isteyebilir İşte o geçiş döneminde iki tarafı da bu geçiş dönemine kansız ve Afganistan tamamen parçalanmadan geçiş dönemi için belki Türkiye bir aracı olabilir ve bunu başarabilir ama yine söylüyorum bu bir askeri yapı değil Asker savaşarak değil, savaşarak yapacağınız bir operasyon değil. O yüzden bazı arkadaşların sorduğu sorunun cevabı hayır. <laughs> hayır niye hayır diyorum? Ee, bana şunu sormuş arkadaşlar, ne kadarlık bir güçle tutabiliriz? Arkadaşlar Afganistan'da güçle yani büyük bir askeri güçle tutamazsınız. Amerikalılar NATO dahil olmak üzere 30 bin kişiyle geldiler. Ee, Rusya buna yakın bir e, unsurla geldi o dönemde, tutamadı. Tutamazsınız arkadaşlar. Yani böyle bir coğrafyayı, e, bu kadar dağlık e, bir alanı tutamazsınız. Başka bir formülasyon bul, bulmanız lazım. O formülasyonda e, yüz binlerce asker milyonlarca asker değil. Bölge ülkeleriyle oradaki etnik gruplarla, oradaki güç gruplarıyla beraber yapabilirsiniz. Yani bu hep söylüyorum yumuşak güç tarafıyla e, yürütülecek bir durum. Afganistan'ı inşallah e, elimden geldiği kadar anlatmışımdır. Peki niye ısrar ediyorsunuz? Sorusunun cevabı bende yok arkadaşlar. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı, e, hükümet yetkilileri, istihbarat yetkilileri, e, bakanlık yetkilileri e, bu sorunun cevabını çok daha iyi biliyorlardır. Yani e, ekonomik, askeri, jeopolitik, e, Pakistan'la ilgili bir durum. Ne, neyse yani bunun e, içeriği Vardır herhalde. Yani bilmediğim için şu anda şu 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 nedenle yapılıyor demekte zorlanıyorum. Ama Türkiye'nin her tarafın uzlaşısı olmadan bölgede kalacağını ben düşünmüyorum. Bunu da baştan söylüyorum. Yani savaşarak bulunmayacaktır Türkiye Afganistan'da. Libya'ya gelelim. Libya'da neler oluyor diyen arkadaşlarım var. Suriye'de neler oluyor diyen arkadaşlarım var. Ee, Irak'ta neler oluyor diyen arkadaşlarım var. İsterseniz Irak'tan başlayalım. Sonra Suriye sonra Libya'ya doğru hareket edelim. Tabii Irak'ta municipal teşkilatının operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın yurt dışında yapmış olduğu operasyonlarda, yani genelkurmay vasıtası yapmış olduğu operasyonlarda hız kesmeden devam ediyor. Ki ne kadar yoğun bir e, sıcaklık olduğunu, e, zor aradı şartlarına artık gelindiğini de e, biliyorsunuz. Şunu söyleyebiliriz, Türkiye hiç olmadığı kadar e, PKK'nın Türkiye sınırına yakın olan kamplarının tamamını temizlemeye çok yakın. Yani geçmişte konuştuğumuz zaman zaman Aftan yine operasyon yapıldı. işte Avaşin Basyan'a yapıldı, Hakuk'a yapıldı, Metin'e yapıldı gibi artık şeyleri duymayacağız gibi gözüküyor. Yani o bitiş noktasına doğru gidiyor. Geriye kalanlar Kara, Kandil, Sincar ve Mahmur. Mahmur'u çok önemsemiyorum bu anlamda. Hani e, askeri operasyon anlamında e, önemsemiyorum. E, zor yerlerden Sinjar'ı da çok önemsemiyorum. Asıl e, zor yer e, Gara. Gara'dan sonra da e, Kandil. E, bu iki yerin jeopolitik olarak e, yaşanan süreçlerinde ne olacağını e, beraber göreceğiz. Ama Milli Siparat Teşkilatı örgütün üst düzey yöneticilerine e, bertaraf etmeye çok yakın. Etkisi hale getirmeye de e, çok yakın. E, zaten örgütün bu kadar çok ses çıkartmasına e, birçok e, bileşini hızlandırmaya çalışması sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani çözüm sürecinin tekrar bu kadar çok gündeme getirilmesinin nedenlerinden bir tanesi de örgütün bitişe çok hızlı bir şekilde gitmiş olması. Bu nedenle herkes herkesle e, görüşüp Yurt dışındaki, yurt içindeki, kendisiyle ortak hareket edebilecek herkesle görüşüp onları bu konuda yazmaya ve zaman kazanmaya çalışıyor. Geçmişte birkaç defa denendi bunlar. Yani hep örnek verirken işte 2010'lu yıllarda başlayan çözüm sürecine denk getirilir. Yok arkadaşlar daha geçmişte de buna benzer Turgut Özal zamanında da Tansu Çiller döneminde de bunların birer benzeri. İşte şey zamanında Abdullah Öcalan yakalandığı dönemde de böyle bir sessizlik dönemleri, bir eylemsizlik dönemleri oldu. Daha sonra palazlanıp çok daha kuvvetli bir şekilde e, Türkiye'deki hedeflerine terör saldırıları yapmaya devam ettiler. Irak böyle. Suriye, Suriye'de değişen hiçbir şey yok. Suriye'de aynı tablo var. E, şunu sorabilirsiniz, e, bir yakında bir operasyon planlanıyor mu ben tahmin etmiyorum arkadaşlar yakında bir Suriye'de bir operasyon planlanması ile ilgili bir e, durum yok ha diyebilirsiniz ki e, planlama olsa ne kadar icra aşamasına geçebilir valla şöyle söyleyeyim artık edinilen tecrübe e, gösteriyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri hibrit savaş konusunda edinmiş olduğu tecrübe, yarar unsurlarla beraber hareket etme, yani melez bir operasyonu icra etme konusunda öyle e, aylığa çalışmasına gerek yok. Sahada istihbarat ve e, komut akademisiyle hazırlanmış olduğu planları eylem safhasına sokmaya çalıştığında çok kısa bir sürede, ki bu artık e, bölgeye sevk edecek olan silah ee, imkan ve kabiliyeti ve malzemeyle ilgili bir durum. Bir hafta, on gün içerisinde e, Barış Pınar Harekatı gibi harekatları icra edebilecek olan sevkiyatları yapabilecek bir aşamaya geldi. Asıl sorun İTİB arkadaşlar. İTİB, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük angacı olduğu yer. Yani zaman zaman Libya'yı konuşuyoruz, e, Irak'ı konuşuyoruz ve diğerlerini konuşuyoruz. Bizim kuvvet ayırmak zorunda kaldığımız büyük bir alan aslında İdlib. ve diğer alanlardan çok daha riskleri de barındıran yani bir tarafta İran milislerini, bir tarafta Hizbullah'ı, bir tarafında Rusya'yı, bir tarafında Suriye'yi, bir tarafında da bulunduğumuz İdlib coğrafyasında bunlarla işbirliği içinde olan e, terör örgütlerinde e, le aynı şekilde saldırma potansiyeli olunan bir yerden bahsediyoruz. bir örnek vereyim. Askeri üst olarak bulundurduğumuz en büyük yer neresi diye sorarsanız, ne de ben size ne Fırat Kalkanı bölgesi ne e, Zeytin Dalı, ne de Barış Pınarı Asıl büyük üstlerimizin bulundurduğumuz yer, askeri anlamda da büyük, büyük bir gücü bulundurduğumuz yer İdlib. Bu evet. nedenle e, İdlib daha kırılgan, İdlib bizim için çok daha önemli. Ve İdlib'de yaşanacak olanlar, Türkiye'yi çok daha derinden yaralayabilir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şunu için söylüyorum. Arkadaşlar size etki yapmayı düşünenler, oyunu değiştirmek veya Türkiye'de bir şey yapmak istiyorlarsa büyük ses getirecek hamle yapmak isterler. Bunu yapabilecekleri en önemli yer İdlib. O yüzden gözünüz kulağınız bence İdlib'de olsun. Barış Pınarı veya diğer alanlardan daha çok bakmanız gereken alanın bu olduğunu hatırlatarak bitireyim. Libya, daha bekleyin arkadaşlar. Libya'da her şey yerine oturmadı. Seçimler önce ve onunla ilgili süreç ne olacağına, ee, ondan sonra Türkiye'nin oradaki pozisyonu ne olacağına bir bakalım. Ee, kartlar yeniden dağıtılıyor. Masada beraber çalıştıklarımızla çalışmayabiliriz. Çalışmadıklarımızla masada beraber olabiliriz. Bu bütün gelişmeleri e, hep beraber... ...izleyeceğiz. Azerbaycan'ı... E, ...unuttuğumu zannetmeyin. Azerbaycan'da... E, ...konuştuğum kişiler... ...bu değişikliklerin... E, ...beklendiğini ve... ...doğru insanların doğru görevlere getirildiğini... E, ...söylüyorlar. E, bu anlamda konuşacak çok bir şey yok. Azerbaycan'ın kendi tercihi ama... E, ...savaş içerisinde ön plana çıkan... ...insanları e, göreve getirmişler. Ve... E, Azerbaycan, Ermenistan kendi sınır hattında bir e, sıcak çatışmayı, bu küçük ve orta vadeli bir çatışma olabilir, e, yakın dönemde yaşayacakmış gibi gözüküyor. Çünkü bütün belirtiler e, yavaş yavaş oraya doğru e, gitmeye başladı arkadaşlar. Çünkü Azerbaycan'ın istekleri başladı. Bugüne kadar Ermenistan istekleri yapıldı. Azerbaycan'ın istekleri başladığı andan itibaren Ermenistan oyunun dışına çıkabilmek için bu çatışmayı körükleyecektir. Biliyorsunuz o koridorun açılması gerekiyordu. Nahçıvan'dan başlayıp e, Azerbaycan'a giden o koridorun açılması gerekiyordu. O koridor ve diğerlerini vermemek için, oyun bozmak için bir sıcak çatışmayı körükleyecektir Ermenistan. Kendinize iyi bakın. E, tekrar görüşmek üzere. Özlediğimi unutmayın. Ben de sizleri çok özledim. Öyle yazmışsınız. E, kalp kaybe karşıdır diyelim. Ben biraz e, dinlendim. Gerçekten dinlendim. Bu dinlenmeyle beraber önümüzdeki haftadan itibaren birçok röportaja çıkacağım. Daha sonra İDEF Fuarı var biliyorsunuz. İDEF Fuarı'nda da birçok canlı yayınlarla YouTube'da sizin karşınızda olmaya çalışacağım. Ağustos çok verimli geçeceğini düşünüyorum. İnşallah Allah ömür verir. Hep beraber, sağlıkla beraber bunları size sunmayı bana nasip eder. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.